Merhaba arkadaşlar, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Şu an Stephen's Green Park'tayım. Beni tanımayanlar yazdığı üzere ismim İdil. Buraya Work and Study programıyla geldim. İrlanda'ya yani. Buraya. Bizim mekan ya burası. Bugün hava çok da böyle aman aman bir güneş olmasa da gerçekten güzel bir hava. Eğer burada zaten yağmur yağmıyorsa o gün içerisinde hemen dışarı çık. Yani buranın mottosu bu. Dışarı çıkma zamanı. Biraz böyle işte sessiz falan şey yapabilirim ya da kulaklıktan hışırtı gelebilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ya biraz da böyle dışarıda video yaparken çekince geliyor böyle. Çekiniyorum sonra işte kendi kendine konuşuyor. İnsanlar falan böyle bakıyor, bunu ne yapıyor, bunu ne ediyor falan. Kendi kendine konuşuyor işte. Falan gibisinden. O yüzden mazur görün diyebilirim. Yani tripodum falan da yok işte. Bacağım koydum şöyle, dizimi koydum. Elimi de dizimin üstüne koydum. Çekiyorum manuel. Bizde her şey manuel kardeşim. Bugün biraz hani sohbet videosu yapmak istedim. Hazır müsaitliğimde varken diye düşündüm. Çünkü hani video çekmek istiyordum. Bir türlü çekemedim bu hafta içinde de. İşte ara ara işlere falan gidiyorum. Böyle ayrı bir yere çalışıyorum. Aramark diye bir şirket var burada. Yani etkinlikler oluyor, maçlar oluyor diyelim hafta sonları. Siz zaten işte şu gün müsait misiniz diye falan size yazıyorlar. Random çıkıyor yani işler öyle. Onlar yazdıkça ya da eğer her gün müsaitseniz de gidebiliyorsanız gidebiliyorsunuz. Ben öyle daha henüz hani her gün müsaitim diye yazmadım. O yüzden ya biraz da başka işlere de hala CV bırakıyorum. O yüzden belki başka bir iş olur. Ona katılırım. Değil. Başka bir iş bulurum. Hani bu iş öyle biraz da gözüyle baktım bir anda geçici. Ama para kazandırıyor. Paraya bakıyoruz arkadaşlar yani. Ben parama bakarım. Gerisi önemli değil. Öyle işlere gidiyorum. Bugün de işe gideceğim işte. Guinness Store'da çalışacağım. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. İşler random geliyor. Hani bu company'de çalıştığınızda, şirkette çalıştığınızda işler biraz random. Burada bu arada bilginizle falan bir şeyler yiyecekseniz, getirecekseniz parklara yani bilginiz olsun. Öyle martılar her şeyi karışıyor arkadaşlar. Martılar sizi takip ediyor resmen. Hani yani sizi izliyorlar böyle uzaktan ve bir şey açtığınız anda yanınıza geliyorlar usulca ve taciz ediyorlar resmen. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Ben de az bir şeyler yiyecektim işte videoyu çekmeden önce. Tam böyle sadece paketi çıkarttım. Usulca bir martı geldi yanıma. Resmen pakete bak yani. Bana ver ya da böyle çalabilir yani öyle söyleyeyim. Hatta çalıyorlar diyeyim. O yüzden dikkat edin. Yani edit bazı kelimelerim için görmeyin arkadaşlar. Çünkü falanlar filanlar şeyler meyler öyle işte bunlar böyle çok sık kullandığım kelimeler. Edit yapsaydım eğer sanırım falan matik koyardım. Matik falan matik öyle işte matik gibisinden. Neyse, ya kimse gülmedi falan. Şimdi işte biraz da bugün böyle sohbet videosu yapmak istedim. Sohbette de hani biraz böyle bir takım random işte hayatım nasıl gidiyor şu an İrlanda'da gibisinden bahsetmek istedim açıkçası. Hani konuşmak istedim daha çok. PPS konusunda. PPS şu an mesela arkadaşlar daha erken tarihlerde geliyor. İnsanlar başvurduktan 3 hafta sonra PPS'leri geliyor. Ve ben bunun için 2 ay yakın bekledim. Benimki de geçen hafta geldi. Ama şöyle bir şey var. O site Renew'ya işte adını yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. O site üye olduktan sonra da şifreniz güvercinle çek beni kardeşim. Güvercinle çek bakayım. Bir selfie. Bunlar yürüyor arkadaşlar, uçmuyor. şifreniz de posta yoluyla geliyor. 5 günde şifrenizi bekliyorsunuz. Şaka gibi yani, çok komik. Oyalama taktiği mi artık diyeyim yani. Yani şifrenin sonuçta kendiniz de kurabilirsiniz. İnternet çağında yaşıyoruz.
Neyse. Öyle şifreniz geliyor. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu eğer benim gibi böyle ben çünkü bir otelde çalışmıştım, ayrılmıştım. Payslip'lerim vardı. Bir de şu an Aramark için çalışıyorum. Ama tabii ki de Aramark daha maaşımı yatırmadan yani paramı, ücretimi ödemeden PPS'i verdiğim için onda sorun olmayacak. O yüzden o konuda çok mutluyum. Eğer böyle iki ayrı işte falan da çalıştıysanız iki ayrı şirkette bunu payslip'lerinizi o siteye yükleyip de atarken belli etmeniz gerekiyor. Çünkü ona göre bir vergi var. Ona göre kesiyorlar. Bir de bunları hani yükledikten sonra şirketi falan onlar zaten o şirketleri arıyor arkadaşlar. Eğer siz onunla çalışmıyorsanız şu anda hani atıyorum çalıştığınız bir yer varsa sonra diyor ki ha bunda çalışmıyormuş. Diğerini arıyorlar. Diğerini de çalışıyorsanız eğer hala diyorlar ki hani biz şu kişinin parasını size yollayalım. Siz de ona verin. Gibisinden oluyormuş. O yüzden bu da güzel bir şey. Onun haricinde üniversite başvurularını yapmaya çalışıyorum yani onları için onları takip ediyorum, onları bakıyorum. Bir de aynı zamanda o yüzden çok müsait olamıyorum bazen. Bunlar için de eğer merak ettiğiniz sorular varsa master yapmayı düşünüyorsanız eğer yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ona göre size de cevap veririm ya da hani video çekmemi istiyorsanız bu yüksek lisans master için ayrı bir video da çekebilirim. Ya bunun için hiçbir acenta önermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Hani çünkü hani siz para veriyorsunuz yani eminim ki siz yani paranızın karşılığını zaten alamayacaksınız. O yüzden bu işleri de kendinizin yapmanızı öneriyorum. Çünkü yani referans mektubudur işte başvuru için işte kendi hazırladığınız işte okul için niyet mektubunuz falan onların hepsini kendiniz yapmanızı öneririm. Boşu boşuna çünkü para vereceksiniz. Yani siz de evet biraz daha uğraşacaksınız. Yani bayağı uğraşacaksınız. İşte bakacaksınız ama en azından öğrenmiş olacaksınız. Belgeleriniz de zaten tamsa ki okulların siteleri sayfalarında hangi okula gitmek istiyorsanız zaten hani başvuru kısımlarından hangi belgeleri istediklerini görebiliyorsunuz. Belgeleriniz de hazırsa gerçekten de hani başka birine ihtiyacınız yok. Bir de okulun hani devlet burslarına bakarsınız. Burslu da bakıyorsanız öyle yapabilirsiniz. Biraz da kısaca bahsetmiş oldum diyeyim ama ayrı bir şekilde bahsetmemi istiyorsanız belirtirsiniz. Ben de video çekerim. Kimse belirtmezse ben çekerim. Merak eden, görmeyen izler belki yani. Onun haricinde evet PPS için şu an erken geliyor. GNIB randevuları da sanırım açmaya başladı. Çalışmaya başlamışlar diyebilirim. Çalışmaya başlamışlar arkadaşlar ofis. Çalışıyorlar diyeyim. Önceden böyle sanki oturuyor gibilerdi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi böyle biraz hızlanmışlar diyebilirim. Onun haricinde ben de taşındım. Hani farklı bir eve geçtim. Çünkü benim zaten oturduğum eve başkaları daha önce anlaştığı için oradan çıkmak zorundaydım. Ben de farklı bir eve geçtim. Şu anda hani Lukan'da oturuyorum. Bunu da sağ olsun hani ev sahibim falan da yardımcı oldu bulmamda. Çünkü hani başka bir şekilde ev bulamayacaktım. O yüzden yani öpüp başıma koyuyorum. Çünkü araştırdım falan hani YouTube zaten hani YouTube'dan da hani görürsünüz herkes zaten bahsediyor aynı sıkıntılar Telegram ve hani diğer şeylerde de paylaşılıyor Facebook'ta falan hani bir ev bakıyorsunuz bir sürü kişi altına başvuruyor hangi zaman sana sıra gelecek öyle bir şey oluyor ama çoğunlukla şu aralar herkes ev buluyor diyebilirim Matik şuradan da 2-3 çoğunlukla herkes ev buluyor diyebilirim. Yani benim çevremdeki insanlar şu an evsiz değil, öyle söyleyeyim. Herkes bir şekilde ev buluyor, işini de buluyor. Ya da hani böyle benim gibi ara ara işlere falan gidiyorlar. Hafta içi de yine böyle işlere gidiyorlar. Bir şekilde hani kendinizi idame ettirebiliyorsunuz. Ama dediğim üzere yanınızda muhakkak gelmeden yani paranız olması gerekiyor. En az bir 2000 yani 3000 euroya yakın paranız olması gerekiyor. 2000 euroya yakın ekstradan. Çünkü bunun yani arkadaşlar kirası var, depozitosu var farklı bir eve çıkacaksanız. Zaten PPS'den dolayı hemen gelmediği için maaşınızdan hani hem kesiliyor. Yani dolayısıyla o kazandığınız paranın hepsi kiraya yani bir şekilde ya da iki yerde çalışacaksınız ki hani orada yani illegal bir şekilde ya da cash bulursunuz bir şeyler olur anca öyle toparlayabilirsiniz ya da Delivero Just Eat dediğim
olayları yapacaksınız ayrıyetten. Bunlarla hani götürürsünüz. Benim tanıdıklarım zaten şu an hani o şekilde çalışıyorlar ve götürüyorlar. Bir şekilde yaşıyoruz hesabı zaten şu an. Bir şekilde yaşıyoruz arkadaşlar hesabı. Ya onun haricinde zaten hani böyle İrlanda'yı hani amacım zaten kötülemek değil. Aa, İrlanda böyle şöyle falan. Aa, Türkler çok doldu falan. Öyle şeylere hani girmeye hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben hani başından da dediğim gibi yani burada yaşadığınız her şey şansınız arkadaşlar. Bir gün kendinizi hani bir gün sövseniz, kendinizi kötü hissetseniz bile ertesi gün yüksek ihtimalle modunuzu değiştiren iyi bir şey olacaktır. O yüzden hani bunlara girmeden hani sizin kendi tamamen şansınıza kalmış diyebiliyorum. Başka hiçbir şey de diyemiyorum bu konuyla alakalı. Gerçekten çünkü çoğu şey şans. Ben 2 ay bekledim. Bakın bazı insanlar 3 haftada geldi. Hani her şey şans işi yani. O yüzden de bu kötüleme gibi farklı şeylere hani girmek istemiyorum. Çünkü saçma yani. Şehir işte yani. Bir şekilde geliyorsun buraya. Hani hem tadını çıkartıp hem bir yandan da çalışıp paranı kazanıp yani hem bunların hepsi bir deneyim olarak bakıyorsun. İlk geldiğinizde çok strese girip ya da sinirlenebilirsiniz ya da geldiyseniz de böyle şeyler olabilir. Çok normal. En basit şeyde bile hani üzülüp ağlayabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler yani. Bunlar insani şeyler. Duygularımız var. Ama bunlara sonra bakış açınız değişiyor. Yani bakış açınızın değişmesi açısından gerçekten yani çok güzel bir deneyim. Yani bir de işinizi kendiniz hallediyorsunuz yani. Yani yalnızsınız burada tamamen. Yani ben yalnız geldim. Yalnız yani bir şekilde bir şey işimi hallettim. İşte öyle çoğu şeyi hani kendiniz yaparak öğreniyorsunuz. Bu bir deneyimdir en azından. Onun haricinde de tadını çıkartmayı da öneririm. Sonuçta hani kalıp kalmayacağınız belli değil. Yani bazı şeylerin olup olmayacağı belli değil. Yani sonuçta da kahin değiliz yani. Hani ileride nerede oluruz ya da ben de nerede olurum bilmiyorum. Hani böyle konuşuyorum. Belki çok farklı olacak bilemiyorum. O yüzden tahmini şeyler söyleyebilirim. O yüzden bu konuda demek istediğim bu. Yani markete de gelecek olursak market konusunda da dert etmemenizi öneririm. Çünkü gerçekten de burada yiyebileceğiniz şeyleri bulabilirsiniz. En fazla sanırım yani en fazla 25-30 euroya en fazla haftalı yani bir haftalık alışverişinizi kapatırsınız her şekilde diye düşünüyorum. Yani ben bir de yemek olarak falan genellikle böyle beni 2 gün götürecek yemekler hani normal hani burada da yapabilirsiniz Türkiye'de yaptığınız yemekleri yani. Eğer yemek yapmayı bilmiyorsanız YouTube'dan da açıp hani o istediğiniz yemeğin tarifini girip öğrenebilirsiniz. İtalya çağında yaşıyoruz çok kolay. Hani bakılabilir sonuçta hani şey yapmıyorum. Hani burada size yani bilmiyorsan da kardeşim aç YouTube'u falan gibisinden değil. Bu bir tavsiye, bu bir öneri yani. 2 gün götürecek yaparsınız işte yeminizi. Burada da çünkü dondurulmuş yiyecekler var. İşte bezelyeler her şey var. Konserve de satılıyor bunlar. O yüzden yaparsınız diye düşünüyorum. Yani pilavın bile hani hazırı var yani. Suya koyuyorsunuz. 15 dakikalık suda falan paketin içinde pişiyor. Öyle tarz şeyler de var. Yani marketteki yiyecek olanları bayağı fazla. Zaten hani görürsünüz. Hoşunuza ne gidiyorsa ona göre kendi hesabınızı yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü hani her yani burada da et yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani et en fazla ya 3,5 euro, 5 euro arasında değişiyor. Yani 3,5 euroya 4 tane hamburger köftesi alıyorsunuz. Yani o yüzden yani her gün bir tane yesem, her gün bir tane hamburger yapsam 4 günüm kapandı. Okey. Geriye kaldı ekmek, malzemeler. Hani öyle düşünün. O yüzden hani şu anda da hani söyleyebileceğim bu. Hani kendinize göre yaparsınız ama market alışverişini dediğim gibi düşünmeyin. Hani en fazla şey düşünebilirsiniz. Hani o da en fazla diyeyim yani o da en fazla aylık hani 100-120 euro falan ya da o da maksimuma çıkartayım hadi. 150 euro diyeyim yani. Bu şekilde hani gider. Yani yeme içmenize ben arkadaşlar geldiğimden beri yemek yemiyorum. Yemedim. Öyle söyleyeyim. Yani yemek yemedim. Yemeğe para vermedim. Hep evden yapıyorum. Evden sandviç, kraker vesaire. Hep bunları taşıyorum yanımda. O yüzden şu an yemeğe para vermedim. Ama durumlar iyi oldukça o durumları da hani biraz daha çok gezmeye harcıyorum diyebilirim. Hani oradan kıstığım parayı bir şekilde kendime göre. Hani siz de gelirsiniz, ölçersiniz, biçersiniz, bakarsınız.
ona göre hesabınızı yaparsınız diye düşünüyorum. Gayet de iyi olur. Yani kendinize göre yapmanız. Ben de ortalama bir şey söylüyorum. Şu an hani güncel hani konulara bakacaksak böyle hani ayakkabı vesaire almak istiyorsanız bu arada hani markalarda genellikle yani bulursunuz, gayet de bulursunuz. Yani Air Jordan bile 120 euro, 130 euro falan. Yani Air Force hastasıyım ben mesela. Türkiye'de alamıyorsun, burada alabilirsin ama bir şekilde işler yoluna girince 100 euro. O yüzden o daha tam hani o tarz şeylere de bakamadım. Daha çok internetten baktım ama internetten Nike'tan işte sepete bir runner ekledim. İşte atıyorum bir bisiklet taytı ekledim. 100 euro yazıyordu şey olarak. O da tamam benim seçtiğim şeye. Yani genellikle ortalama ama hani burada çalıştıktan sonra hani gayet de güzel bir şekilde istediğiniz şeyleri alabileceğinizi düşünüyorum. Ben şu an daha tam hani şey aşamasındayım. Biraz daha hani hesaplı gidiyorum. Biraz daha değil, baya baya maksimum hesaplı bir şekilde ilerliyorum. Ondan sonra daha bu isteklerimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Öyle. Yani biraz böyle sohbet gitmek istedim. Genel güncel hani İrlanda muhabbetlere o şekilde yapmak istedim. Haftaya da IELTS işte sınıfına geçeceğim. Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama gerçekten öyle. Yani şey konusuna gelirsek de hani gerçekten okulunuzdan okula gerçekten çok fark ediyor ve hocadan hocaya gerçekten çok değişiyor. Yani bunlar yani gerçekten değişebilecek şeyler. O hocayı birisi severken ya da yani çoğunlukla gördüğüm ya bir hoca sevilmiyorsa tüm sınıf tarafından sevilmiyor. Çünkü o gün herkes çok mutsuz oluyor. Ya da bir hoca seviliyorsa herkes mutlu oluyor. Sınıfın enerjisi çok güzel oluyor. Yani o gün falan güzel oluyor. Ama genel olarak hani böyle ben hani İngilizce olarak da daha çok hani böyle yabancı arkadaşlar edinmeye, etkinliklere katılmaya daha çok böyle önem veriyorum kendimi geliştirmeye. Çünkü sizin kendinizin de üstüne eklemeniz gerekiyor. Sadece hani okul gerçekten hiç yeterli olmuyor. Çalıştığınız iş de tabii hani önemli. Sadece hani evet para kazanmak da önemli ama arkadaş edinmek, konuşmak, sohbet etmek, sürekli vaktini İngilizceyle geçirmek de çok önemli. O yüzden bunları dikkate almanızı öneririm. Yani okulu seçmenizi iyice araştırmanızı öneririm. Hani ben öyle şu an hani geldik artık hani deyip başka bir şekilde de çeviremeyip döndüremeyeceğimden kaynaklı olan durumu kabullendim. Ama tabii ki de hoşuma gitmeyen durumlarda bunu bildiriyorum. O yüzden nasıl olur şimdi haftaya geçeceğim sınıf bilemem. Onu da paylaşırım. İstediğiniz şeyleri YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gezdiğim yerleri de zaten çoğunlukla şu an gezemesem de gezdiğim birçok yere oradan storylerden görebilirsiniz. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şeyler olursa lütfen çekinmeden sorun. Zaten cevaplarım biliyorsunuz. Bilen bilir. Cevaplıyorum. Onun haricinde matik. üniversite videosu çekmemi istiyorsanız, master ile ilgili belgeler hazırlanması gereken, ben de yaşadığım tecrübeler vasıtasıyla size bunları aktarabilirim. Bir de beni böyle çek. Şimdiden teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Devrik bir cümle oldu. Şimdiden teşekkürler. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Evet, şimdi oldu. Belki olmadı. Tekrardan teşekkür. Bir türlü veda edemiyorum. Bir türlü kapatamıyorum. Tekrardan teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir de şöyle çek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sakın bu kanalın mottosu bu mu olsun? Sakın stres yapmayın. Her şey bir şekilde çözülüyor, ilerliyor. Ben de şu an veda edemem. Relax'a vurdum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.